Herkese selam dostlar. Core Sanat'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, evimizi geliştirmiştik en son. Ağrımızı yapmıştık. Ben video dışı birazcık bir şeyler kastım. Uğraştım. Yani bayağı uğraştım daha doğrusu. Evimiz büyüdü. Böyle bir şekilde. Mutfak buraya geldi. Şimdi mutfakta yemek pişirme konusunda tariflere baktığım zaman 6 tane tarifimiz var. Bu pirinç istiyor. Pirinç ektim. Bayağı iyi bir şey veriyormuş. Gerçekten güzel bir enerji deposu. Balıkçılık ustalığı %10 arttırıyor. Sanırım bunu yedikten sonra balık tutmaya kalkarsak daha hızlı bir şekilde öğretim görüyoruz. Burada da aynı şekilde bir tane daha wasabi ile balığı karıştırdığımız zaman yeni bir yemek. Burada orijinal yumurta yemeği sadece yumurta koyup ürüme kontrolü %10 arttıracak bir ekipman özelliği veriyor galiba. Tam emin değilim. Bu birazcık daha bana cazip geldi. Böcekler sadece bir tane böcekle 80 enerji 60 can tazelemesi veriyor. Bu böceklerden tutup aslında birazcık biriktirip daha sonrasında mutfakta hem aşçılığımızı geliştirip hem de kurutulmuş böcek yiyebiliriz. Birazcık tuhaf olacak ama kurutulmuş böcek yiyebiliriz. Evet. Burada tereyağı, un, jacquard, bu büyük ihtimalle dışarıda bir tane bizim meyve ağacımız var. Pek fazla sıklıkta çıkarmıyor aslında. Birkaç tane ağacımız olsaydı bunu değerlendirebilirdik. Tarımsal kontrolü %10 arttırıyormuş. 50 can 75 enerji veriyormuş. Onun dışında taş çorbası. Ben bunu görsel olarak gördüğüm zaman bu şu an böyle tam açık gözükmüyor ama şöyle çekeyim. Turuncu gözüküyor. Ben bunu ilk gördüğüm zaman kırmızı gördüm ve domates çorbası zannettim gerçekten. Ve domatesle alakası yok. Yenilebilir malzemeler. Bu biber de olur, patlıcan da olur diyor. Ne bileyim marul falan herhangi bir yenilebilir malzemelerle taşı karıştırdığın zaman taş çorbası yapıyorsun. Nasıl taşı tüketebilirsin bilmiyorum. Garip. Neyse. Birçok yiyecek yerleri var daha öğrenmediğimiz. Bunları öğrenirsek sanıyorum ki iyi bir şekilde geliştirebiliriz kendimize yemek konusunda. Şu anlık enerji bakımından baktığımız zaman en ideal enerji kurutulmuş böcek oluyor. Evet, maalesef. Daha iyi imkanlı bir tarif açılırsa onları da deneriz. Kızartma tavası, karıştırıcı, seramik kase, şef bıçağı. Şef bıçağında dediğim gibi bunların ikisi var. Fırında bu oluyor. Kızartma tavasında bu oluyor. Grilde bu oluyor. Pot da bu oluyor. Baharat kiti yok. Tamam. Tümüne baktığımız zaman böyle. Manuel pişirme gereçler sıfır mevcut diyor. Nasıl bir malzeme istiyor bilmiyorum şu anlık. Onu da öğreniriz yakın zamanda. Onun dışında size dışarıyı göstereyim. Dışarıda şöyle genişten alacağım. Yaklaşık şu tarlaya şunu ekledim. Şu alt taraf olmadı, birazcık kısa mesafede kaldı farkındayım ama hesap hatasından dolayı sıkıntı yok. Sonbahar mevsimi geçtikten sonra bunların hepsi çürüdüğünde zaten kışa gireceğiz büyük ihtimalle. İşe girdiğimizde ben burayı komple düzenleyeceğim tekrardan. Şuradaki yolu kırdım çünkü devam etmesini istedim. Şu iki su alanının açılması için daha verimli bir şekilde çalıştırabilmek için ama burada bir tık patlak verdik. Sıkıntı yok. Dediğim gibi buraları falan her yeri komple bir tekrardan tarlayı yeniden düzenleyeceğim. Daha uygun, daha makul bir hale getirmeye çalışacağım. Yavaş yavaş alttaki ağaçlardan da kurtuluyoruz. Ben boş zamanlarımda böyle canım enerjim azken ve akşam olmuşken eğer harcayacak bir şey yoksa onları mümkün olduğunca burada harcamaya çalışıyorum ki enerjimi en verimli şekilde kullanabileyim günü. Şimdi buraya geldiğimiz zaman patlıcanlarımız olmuş. Şunları bir alalım. Toplayalım ki biraz getirisi olsun. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi normalde sandıkta hepsini biriktiriyorum biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Burada ben artık hepsini 5'e sabitledim. Yani her şeyden 5 tane olsun. Sonrasında
Gerisini satayım. O mantıkla ilerlemeye çalışacağım. Öyle düşünüyorum en azından. Bunları verdikten sonra mesela 7 olmuş, 6 olmuş, 5, 6 olmuş. Ben bunu mesela şuraya bırakacağım. Şunu alacağım. Şundan 2 tane alacağım. Böylelikle hepsini 5'e sabitleyip kalanları da satmaya çalışacağım. Bunları niye 5'e sabitliyorum? Çünkü şundan dolayı. Çok gürültü var ya orada. Biraz geri çekeyim. Niye 5'e sabitlemeye çalışıyorum? Çünkü ileride görev olsun ya da benim yiyecek yapma imkanım olur. Bir tarif açılır, bir şey yapar. Ondan dolayı tutuyorum elimde mümkün olduğunca. Burada, bu arada burada da tohum var. O tohumu da ekelim ya. Elimizde boşta kalmasın. Şuraya ektim. Hemen. Ha, gübremiz yok mu? O zaman hemen şuradan bir gübre üretelim. Gübre. Bir tane gübre yeterli. Hemen onu buraya ekiyoruz. Şimdi şu su elimize alıyoruz. Bal kabakları bir gün içinde olacakmış. Tatlı patatesler yeniden bir gün içerisinde olacak. Acı biber de bir gün içerisinde. Yarın baya baya iyi bir verimli bir şekilde güne başlayacağız. Ve bunlar da öyleymiş. Aynen. Çok güzel. Şimdi şunları ben bir alayım. Niye alıyorum? Çünkü düzen birazcık bozuldu. O düzeni tekrar toparlayabilmek adına şimdilik şuradaki sandığa atıyorum. Daha sonrasında burası kış ayı geldiğinde daha düzenli bir şekilde ilerletmeye çalışacağız. Şuradan ben unutmadan suyumu alayım. Ağacımızı sulayalım. Ağaçlarımızı sulayalım. Evet, tekme atmaya bayılıyorum ağaca. Her seferinde geldiğimde mutlaka tekme atarım. Bu yeni ektiğimiz ağacı da tekrar sulayalım. Bu arada sonbaharda daha başlangıçta olduğumuz için şey yapmadım. Ya mümkün olduğunca ekebildiğimi ekmeye çalışacağım. Yetişiyor çoğu şu anki meyve sebzeler yetişiyor. Ondan dolayı bir problem yok. Kış ayında bilmiyorum bir şey ekebilecek miyim? Ekebileceğimi zannetmiyorum ama yine de bir kontrol ederim. Hayvanlarımızı sevelim. Hayvanlarımıza yemek verelim. Bir de yumurtalarını alalım. Daha sonrasında bu yumurtaları da mayonez makinesine koyalım. Çünkü çok fazla yumurtamız oldu. Yumurtaları tutmamın sebeplerinden bir tanesi yemek tarifleri içinde. Ama şu anda yaklaşık 54 tane olmuş. Bunu 50'ye sabitleyelim. 50 tane elimizde mevcut olsun. Buradaymış. 3 tane yapabiliyorsun. Peki mayonez makinesi daha kaç tane istiyor şey için? Bir de bu vardı. Evet, bunu da alalım. Bakalım bu nasıl bir şeymiş. Bunu da deneyelim. Biraz daha farklı galiba. Daha mı iyi, daha mı kötü anlamadım. Niye böyle garip bir... Şuraya olayım. Tamam. Yo, bu da aynı. Bende bir tane mayonez makinesi açılmıştı da. Mayonez makinesi daha yeni açıldı. Önceki mayonez makinesine bize hediye etmişlerdi. Doğru. Doğru. Türünen böcek tuzağı. Tuzak olarak kullanılıyor. Bu bir tuzak. Tamam. Onun dışında ikinci seviye patlayıcı, su altı patlayıcısı açıldı. İkinci seviye normal patlayıcı açıldı. Davul açıldı. Bu davulda da sebze veya meyve içeceği dönüştürüyormuş. Aslında yapsak mı bir tane? Görürüz, deneyimleriz. Aynen. Bir tane de bundan yapıyorum. Çok fazla çok karışık oldu. Buradaki tarlaya değil de buradaki yere mi yapsak acaba? Aslında kraft alanını buraya taşıyabiliriz. Evet. Bu tarlayı aşağıya doğru indiririz. Kraft alanını oraya taşırız. Mantıklı. Şu an karar verdim ve çok mantıklı geldi. Burası kraft yerimiz olacak. Birçok eşyayı, materyalleri buraya koyacağız. Hiç olmazsa biraz daha düzgün olur. Buraya bunu ekleyelim. Numara bunu al. Buraya ekle. Çok güzel. Şimdi. Hatta. Aynen. Bunları şöyle topla diyebildiğin kadar topla. Şunları da topla. Şunları da topla.
Hemen şuraya at bunu. Buraya bunları at. Onun dışında başka var mı? Başka yok elimizde şu anda. Hemen şimdi şu kazmayla şunları teker teker al buradan. Bunları toparlayalım artık. Çünkü çok kötü bir görüntü olmaya başladı burada. Biraz daha düzen, biraz daha düzgün görünüş, görsellik bir tık daha iyi olur sanırsam. Bunu neyini değiştiremiyor muyum ya? Değiştirebilseydim çok güzel olurdu bu arada. Bunu buraya ekleyelim mi? Eklemeyelim. Şuraya ekleyelim. Aynen. Buraya niye eklemiyoruz? Buraya ekleyelim fırına. Bu arada çevirme işlemini bilmediğimden dolayı maalesef böyle sırayla koyalım. Hatta neyse koyalım buraya sırayla. Şöyle. Şöyle. Şimdi buraya inek ağrı yapacaktım. Ne oldu diyerekten sorabilirsiniz. Onu da şöyle düşündüm. Şunları koyayım ondan sonra söyleyeceğim size hemen. Bu inek ağrını normalde buraya kuracaktım. Buraya hala kurmayı düşünüyorum. Alanını da büyük yapmak istiyorum. Bu tavuk çiftliğindeki aradaki çiti kırıp buraya bir tane daha tavuk evi koyacağım. Daha sonrasında bu çiti olduğu gibi aşağıya kadar uzatacağım. Tavukların ayrı bölümü ve ineklerin de aşağıya doğru ayrı bölümü olacak. Yani hepsinin uzun ince gidecek bir koridor tarzında bir yer yapacağım. Hoş bu biraz daha geniş bir koridor olacak. Yani benim planım şu, şu yoldan ağaca kadar geniş bir alanı aşağı doğru indirerek mümkün olduğunca en verimli şekilde kullandırmaya çalışacağım. Tabii ki birinci ahırı belki şu alana kadar, şu geniş alana kadar geliştiririm. Yolu bir alttan çekerim ya da iki alttan çekerim. Amacım bu yolu böyle buradan tavuk yolu haline, yani tavuğa bağlantılı bir yol haline getirmeye çalışmak. Bu ağacı burada bırakırım içeride, yani inek ağrının içinde olur. Bir problem olacağını zannetmiyorum. Onun dışında burası kraft alanı olur. Kraft için buraya geliriz. Kraftlarımızı burada yaparız. Sandıkları da buna göre dizeceğim. Ortaya sandıklar koyabilirim aslında. Bu sandıkların hepsini ortaya koyabilirim. Hatta ve hatta hepsini taş sandık yapmayı bile düşünüyorum aslında. Hem daha pratik hem daha az maliyetli. Diğerleri birazcık daha sıkıntılı. Şimdi şöyle bir şey planlıyorum. Bu sandık buradaki materyallere ortaya ya da şöyle örtü de koyabiliriz. Aynen. Böyle daha mantıklı. Aynen. Bunu böyle yapalım. Şöyle dörtlü bir sandık. Hem dekor olarak da değişik bir dekor olur. Hatta ve hatta şuradan şunları da alalım. Hazır madem craft yeri burası. Burayı craft alanı olarak göstermek için komple tahta yapacağım. Daha tatlı gözüksün ve aynı zamanda craft alanı olduğu belli olsun. Kalmadı. Hemen üretelim zeminlerimizi. Neredeydi o zeminler? Zemin, zemin, zemin. Heh, burada. Bunları mümkün olduğunca fazla fazla yapalım. Yaptık. Yani kısmen. Dekor olarak belki biraz daha göze hoş hitap edebilir diye böyle yapıyorum. Bir yandan da biraz daha belli olsun yani neyin nerede olduğu, zeminlerine kadar hepsi böyle düzgün bir şekilde biraz daha hiç olmazsa rastgele koyulmamış olacak. Evet yetmedi. Neredeydi? Tekrar bir bakalım. Bir 10 tane falan yapalım bunlardan ya. Zaten bol bol yapacağız. Yola falan da gidecek. Tamam. 4 tane kaldı elimizde. Sıkıntı değil. Şimdi burada ne vardı? Burada bizim orkidelerimiz falan vardı. Ben bunları sandıklara düzenli bir şekilde yerleştireyim.
Hatta bakayım, hızlı transfer yok. Böyle yapsak yok. Bir. Ha, şöyle ekleyebiliyoruz. Ya bir yandan şeyi merak ettim. Nasıl hızlı bir şekilde diğer tarafa aktarım yapabiliriz? Onu görmeye çalıştım da böyleymiş. Onu da keşfetmiş oldum. Biraz yani zamanımızı yiyordu boşu boşuna. Gerek yok. Hızlı bir şekilde böyle aktaralım. Takır takır bitsin. Bunu ama şöyle koyacağım. Bunu böyle koyacağım. Bunu da böyle koyacağım. Buraya normali gelir. Buraya da bunun ipi gelir. Daha iyi olur. Böyle bir düzen sağlamaya çalışıyorum. Onun dışında burada bir şey kaldı mı? Kalmadı. Bunu bir alalım. Bunu da şimdi meyve. Bu kalabilir aslında burada. Çünkü ayrı bir yemek çeşidi. Bunları toplayalım. Ah, no. Sırayla almaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Onları aldık. Bunları al. Son kez bunları al. Tamam. Şimdi. Burada diyeceksiniz ki craft yeriydi burası. Nasıl, niye bunları buraya koyuyorsunuz? Koyuyorsun. Şöyle. Bunlar normalde aslında evet. Ben niye bunları buraya koyuyorum? Şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın. En güzeli bunu öyle yapmak hatta. Aklıma daha yeni geldi. İyi ki sordunuz, biliyor musunuz? Yani iyi ki söylediniz. Niye bunları buraya koyuyorsun diye. Şöyle yapalım. Buraya bunu koyalım. Taş sandık. Evin içinde artık yapacak bir şey yok. Şöyle bunları dizelim. Hiç olmazsa evin içinde bronz gelirse buraya bunu ekleriz. Bunları burada hiç olmazsa yeni materyaller craft ettiğimiz zaman, yani yeni yemekler craft ettiğimiz zaman, hiç öyle dışarı çıkıp tarım şeylerini, malzeme sandığı neredeydi, onlardan alalım bir şeyler falan, buraya tekrar girelim çıkalım falan, onu yapmamıza gerek kalmasın. Burada stoklayalım. Burada kalsın sabit. Aynı şekilde yumurtayı da buraya koyacağım. Belki yumurtayla ilgili kızartma mızartma falan yapabilirim. Bilmiyorum. Görev falan isterler. Birileri ister belki. Görev sırasında lazım olur. Ben de yaparım. Buradan hemen. Şimdi burada kalan yiyecekleri aynı şekilde neyse, bunları da alalım. Orada bir şey kaldı mı burada? Var. Burada var mı? Bunu alalım buraya. Onu da şuraya mı alsak? Neredeydi o? Burada mıydı? Buradaymış. Şunu şuraya koyalım. Aynen. Şimdi yiyeceklerimizi tekrardan sandığa yerleştirmeye devam edelim. Bunları buraya ekle. Da şöyle böyle öyle yapalım. Öyle ekliyoruz. Evet. Başka var mı? Yok. Bunları da buraya ekliyoruz. Aynen. Şu anda mümkün olduğunca en düzgün, en muntazam bir sandığımız oldu. Dediğim gibi yıldız sıralamasına göre yaptım. Bunların boşlukları bu yüzden var. Onun dışında bir dışarı çıkalım. Diğer sandıkta ne vardı? Ona bir bakayım ben hemen. Burada çiçekler var. Çiçekler dışarıda kalsa da olur. İncirler falan var burada da. Bunları içeri alsam mı? Alayım. Bunları da alayım. Bunlar da içeride olsun. Kestaneler de mevcut. Burada başka bir şey var mı? Çiçekler kalsın burada ya. Çiçekler şey değil o kadar. Şunu alayım. Bu arada akşam oldu. Biz burada düzen yapana kadar enerjimiz hala duruyor. Onun için şu ikinci sandığı buraya koyuyorum. Buradan hemen meyvelerimizi koyacağız. Sırayla koy. Bunları rastgele koysak da olurdu aslında.
Hadi bakalım, düzen önemli dedik. O kadar. Düzenimizi yapalım. Şunları şuraya. Bu böyle. Bunları da şöyle. Böyle. Da bu böyle yapalım. Aynen. Sen bunu altın, gümüş, bronz buraya. Aynen. Bronz, gümüş, altın. Evet, tamam. Tam oldu. Buraları da düzenlemiş olduk bahaneyle. Şimdi mektup gelmiş. Mektuba bakalım. Akşam bakıyoruz biraz ama olsun. Sanırım başkandan gelmiş. Bakalım ne diyor? Uğrayın mutfak aletlerimize göz atın. Her biri farklı yemekler pişirmenize yardımcı olabilir. Yemek pişirme becerinizi geliştirin. Ve mutfak ufkunuzu genişletin. Mutfakla ilgili sanırım mutfağı açtığımızdan dolayı bizi davet ediyor. Güzel. Onun dışında kırılacak eşyalarımız var. Ama paramız yok. Yani şuraya bugün koyduk mu? Koymuşuz patlıcanları ama bunlar yeterli gelmeyebilir para olarak. Onun dışında şunları alalım. Hatta bunların hepsini alalım. Niye hepsini alıyoruz? Çünkü sandığa düzen yapacağız demiştik. Şu düzeni yapalım. Şimdi taş, odun, elyaf, onun dışında çöpümüz, kompost. Bunlar haricinde şuraya yosunları koyacağım. Deniz ürünlerini daha çok koyabilirim buraya aslında. Evet. Daha şöyle, şöyle, böyle. Aynen. Deniz ürünlerini böyle koyalım. Başka üzerimde bir şey var mı? Yok. Çam kozalağıymış. Aslında şu sapı da koyabilirim buraya. Da bunları da koyalım ya. Normal şartlar altında bunları koymayı istemiyordum. Şimdi bunlar hem tohum olarak kullanabiliyormuşuz, hem de biliyorsunuz ki şeker yapabiliyoruz. Bunlar da enerji olarak geri dönüyor bize. Yani şundan. Şekerlenmiş tohum. Bu da 60 enerji veriyor. Gayet makul ama dediğim gibi böcek, kurutulmuş böcek yapabiliyoruz. Hem aşçılığımızı geliştirebileceğiz hem de böcek yakalayacağız. Bunu da deneyimlemiş olalım. Şimdi birazdan gideriz. Birkaç böcek yakalamaya çalışırız. Bunu buraya koyacağım. Sandığımızda bal var bu arada. Bu balı da satıp bir denesek mi? Ne kadar satılıyor? Bilmiyoruz fiyatına. Satalım. Balla ilgili bir şey yapacak olursak da zaten burada elimizde mevcut bal yerleri var. Hatta baya baya yapmışız. İyi bari. Şunları fiyatını öğrenelim. Bir de bunun fiyatını öğrenelim. Lotus balı, nergis balı, beyaz hibiskus balı, lapun bal. Bakalım hangileri ne kadar veriyor. Onların değerlerini iyice öğrenelim. Hatta senin aynen bunları alalım, elimizde tutalım. Belki bir şeye yarar. Bir şeye ihtiyaç olur. Bu arada bunları da kırdıracağız. Hala kırdıramadık. Laboratuvara gittiğimiz zaman bunları mutlaka halledeceğiz. Merak etmeyin. Bu balık balları nereye koyalım? Nereye koyalım? Aslında şuraya koyalım. Niye buraya koyuyorum biliyor musunuz? Yumurtalar burada zaten. Yumurtaymış, balmış. Bunlar doğal verimli bir şekilde geçirebileceğimiz şeyler. Ben burayı açmadım mı? Ben tavukları tamam. O zaman şu tavukları dışarı çıkartabiliyor muyum akşamları? Hayvanları dışarı çıkar yok. Umarım gündüz yapmışımdır ya. Unutmuş da olabilirim heyecanla. O kadar çok yapılacak şey var ki hepsini düşünmekten pek fazla o tarafa yönlemedim. Neyse, sıkıntı yok. Şimdi hemen gidelim. Sağdan soldan bir böcek toplamaya çalışalım bakalım. O böcekler. Hop, çekirge topladım. Çekirgeyi salıverdim. Diyoruz, devam ediyoruz. De burada hop, eşek arısı da topladım. Bu arada galiba topladığımız böcekler müzeye daha önceden vermediğim bir
Böcekler. Bize böcek lazım. Hem de fazlası laf böcek lazım. Hop. 40 ayak aldık. Güzel. Orada saat 8.30 oldu. Gittikçe açılıyorum ben de. Ama doğaya çıkmam lazım ki. Hop, bunu da aldım. Bunu da aldım. Hızlı hızlı toplayalım. Bunları ben bir toplayayım. Tohum mu veriyor? Güzel olabiliyor. Evet. Fasulyemi. Gayet iyi. Böcek avına çıktık ama yıprak böcek mi kalmadı acaba? Hop, bunu da aldım. Akçaoç kurdu. Hop, bunu da aldım. Takılmasına rağmen oyun biraz takıldı ama yine de yaptık. Hop, bunu da aldım. Bu kaçtı. Uçarak kaçtı. Yapacak bir şey yok ona. Etrafta geze geze bir yandan hem çiçek topluyoruz, hem böcek topluyoruz, hem de evet, gübre topluyoruz. Burası ne zaman açılacak çok merak ediyorum. Hop, onu da alamadık. Son anda gördüm. Olsun. Yarın ne yapalım biliyor musunuz? Yarın. Oo, güve. Bak, bunu mutlaka vermemişizdir. Yarın müzeye falan filan her yere gidelim ya. Çöp de ver. Her şeyi toplayabildiğimiz her şeyi toplamaya çalışıyorum. Şurada bir tane böcek gördüm. Aa. Çizgili bahçe tırtılı. Tırtılı topladık. İlginç, toplama yerine bal, yani ağ attım bildiğin adam şeye, böceğe. Garip de. Neyse. Hop. Aa, alamadım. Aa, takıldı ama. Biraz oyun mağduruyum. Oyunun mağduriyetine sığınıyorum. Aa, bu neymiş? Arum titan. Garip bir meyve. Bunu alalım. İnsan yüzlü böcek. Bu arada gerçekten çok garip böcekler toplamaya başladık. Ah, seni de toplayabilseydim keşke. Yani daha doğrusu alabilseydim. Geldi. Alalım elimize oltanı. Yerleyelim bakalım. Ne çıkacak? Umarım bir şeyler... Aa. Yavaş gitmem lazım galiba. Hop, aldım. Eşek arısı. Matsutaki. Saat 12 oldu. Eve geçelim. Beğenmediklerimizi sandığa koyalım. Bir verilmeyenleri bilelim, görelim. Yarın zaten bakayım. Bunu vermemişiz. Bunu vermişiz. Bunu vermişiz. Bunu vermişiz. Bunu vermişiz. Vermişiz hepsini. O zaman doğada bir şey var. Sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Şunları bal kovanına koyalım. Heh, bal üretir. Bir tanesini verdik. Farklı farklı veremiyoruz. Okey. Bunu böyle koyalım. Seni de koyalım. Kereviz bu arada bu da. Bu değişik, berbat kokuyor diyor. Kurutulabilir mi? Turşu olarak mı yapılıyor acaba bu? Ona bir bakalım mı? Bak, bu da verilmemiş. Verilenler var ama verilmeyenler de var. Bir tane verilmeyeni unutmuşuz orada. Bakalım, hemen şu turşu yerine de bakacağım. Turşu olarak verilebiliyorsa bu verilmiyor. O zaman şunu hemen koyalım çekirgeye. Kalanları aslında kurtulmuş böcek, dur yapmaya çalışalım. Deneyelim bakalım. Olacak mı? Hemen tariflerden.
Kilitli diyor. Niye kilitli gösteriyor? Malzeme mi almam lazım? Evet, malzeme almam lazım galiba. Neyse. Bugün takvimde kimsenin doğum günü yoktu. Yarın bireyinin doğum günüymüş. Pek sevmiyoruz kendisini ama hatırlarsanız oyunun başında bize endişeleneceğim bir şey yokmuş ya falan diyerekten bize ukalalık yapmış bir hanımefendi kendisi. Ama biz saygımızı bozmadık ya. Neyse. Şimdi şunu o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Şu güveymiş, tırtılmış. Bunlar komple buraya koyacağım. Niye buraya koyacağım? Şundan dolayı ağaç müzesine verebiliriz. Verebildiğimizi, veremediğimizi de buraya getirir. Tekrar yemek için deneriz şansımızı. Artık veririz, veremeyiz, bilemem. Şuradaki sandıklardan da teker teker kurtulacağım. Onu da söyleyeyim. Şunları hatta al. Onun dışında buradakiler, burada kestane vardı galiba. Kestaneyi nereye koydum ben? Bak şimdi ben karıştırmaya başladım. Yeni düzene alışmaya çalışıyorum ama kestaneyi ben nereye koydum ya? Aa. İçeri mi götürdüm gerçekten? Ay. Gerçekten içeri götürmüşüm. Evet. Bunu da koyalım. Bu da toplanabilir değişik bir yiyecek materyallerinden bir tanesi. Onu koyduktan sonra burada başka var mı koymam gereken? Başka yok. Yiyecek olarak yok en azından şu anda. Dışarı çıkalım. Dışarıda bu yemeklerin hepsini toplayalım. Satışını yapalım. Kabuklarımızı da topluyoruz. Orada biberlerden bol bol yapmışız ya biz. Ah be. Ah be kargam. Niye? Sen varsın. Sen de varsın. Arada boşluk var değil mi? Ay. Buradaki boşlukları unutuyorum. Olsun. Oradaki boşluklardan da şey dikeceğiz tekrardan. Korkuluk dikeceğiz. Her yer korkuluk oldu zaten. Şu aşağıdaki korkuluklardan bir tanesini alalım. Şu anda zaten bu lazım değil buraya. Sonrasında otururuz. Ha, üstüm doluymuş. Ben de dedim niye kaldı orada? Şu biberleri direkt satalım. Elimize hiç tutmamıza gerek yok. Kabakları elimizde tutacağız. Tatlı patatesi de satabiliriz. Hatta bu titanı da satabiliriz. Kokuyor, mokuyor bir şey diyor. Kurtulabilir diyerekten gösteriyordu ama turşuluğa koymaya çalıştık. Bir şey vermedi. Şuraya mı koyacağız? Evet, buraya koyacağız. Mecbur buraya koyacağız. Bu. Aynen. Sen de şöyle dizil bakalım. Diğerinde misin sen? Diğerinde yoksun. O zaman sen de buraya geçeceksin. Dediğim gibi hepsini beşlemeye çalışacağım. Beşledikten sonra kalanlarını komple satacağım. Ondan dolayı tutuyorum arkadaşlar. Bu amacım mutfakta enerji alabilmek. Şurada bir tane biber unutmuşuz. Ah be, keşke çıksaydı. Bunu alalım. Bu. Evet, buraya mecbur koyacağız. İki tane boşluk kalacak. Buraya koysak olmuyor. Keşke şu ortadan alsaydın da en azından şurayı falan. İki kare boşluk bırakmasaydık. Neyse, yapacak bir şey yok. Buradakileri yiyecekler galiba. Ya da şuradaki
Ötekini de alabiliriz. Çok garip bir şeyler oluyor. Kadar düzen yapmaya çalışıyorum ki ama tutmuyor. Çok kötü bir şey. Gerçekten çok kötü bir şey. Bu özü de alalım. Ağaçlarımızı suladık mı? Son kez kontrol edelim. Daha sonrasında şu özü bıraktıktan sonra umarım bırakabilirim. Bırakamıyorum. Burada mı? Burada. Ah keşke burada olmasa. Neyse aşağıya doğru koyalım. Şu biberi satalım. Sonra hayvanlara gidelim. Hayvanlara günlük bakımını yapalım. Yemeğini verelim. Sevelim. Daha sonrasında 4 yumurtalarını alıp mayoneze çevirelim. O mayonezleri de alıp sıkacağım şimdi. Bunu da sev. Arada ileride silo koymayı düşünüyorum. Silo koyarsam silodan otomatikman çekiyor. İyice şeylere. Samanları. Bunu al. Tamam. Şimdi zili de çalalım. Kapıyı açalım. Dışarı çıksınlar. Bir hava alsınlar. Ah, pardon. Aynen. Kalanlarıyla. Hayır. Hatta 40 mı yapsak onu ya? 40 yaparız. 3 tane yumurtayı da buraya koy. Amacımız mayonez çıkartmak. 5 tane nasıl oldu elinde ya? Fazla fazla çıkartıyor elime. Bunu da verdik. Şimdi burada fosiller nerede? Sen o fosilleri bana ver. Hatta bunları da ver. Granit mücevher olarak geçiyor ve müzeye vermem gerekiyor. Değil mi? Evet, müzeye vermem gerekiyor. Müzelik eşyalardan biri olarak geçiyor kendisi. Dur. Şunu şuraya koyalım. Hatta şunları dizelim. Daha sonra bunları alalım. Böyle koyalım. Onun dışında şöyle, şöyle, böyle koyalım. Bunu alalım. Böyle. O kadar çok yere gideceğim ki gerçekten. Şimdi öncelikle haritamıza basıyoruz. Laboratuvar. Kaçla kaç arası? 8 ile 5 arası açıkmış. Müzeye gideceğiz. 24 saat açık. Her gün yani her saat istediğin saatte gidip ziyaret edebilirsin. Bugün kapalıymış demirci. Ondan dolayı bu sandıkları götürmeme gerek yok. Onun yerine bunu alırız. Saat kaç? 11:20. Ben hemen direkt buradan ışınlanıp müzeye mi gitsek? Buraya mı gitsek? Müzeye gidelim. Bağışlayacağımız bütün eşyaları bağışlayalım ki diğer tarafta laboratuvarda kırdırdığımız taşlardan bir şeyler çıkarsa alanımız olsun. Paramız ne kadar var? Hatırı sayılır kadar. Evet, varmış. Tamam. Güzel. Bunu ver, bunu ver, bunu ver, bunu ver. Bunu... Aa, kırmızısı onu daha şimdi verdik. Çekirgeyi ver, granit ver. Baya baya bağış yaptık müzemize. 99 %1 hediye verecek. Ne hediye verecek bilmiyorum. Buradan şimdi elimizde bazı şeyler kaldı. Bunları da buraya bağışlamaya mı çalışsam acaba? Bir bakayım bakayım. Belki ağaç müzesine de bağışlayabiliriz. Ağaç müzesi dediğim yer burası işte. Buraya bir şey yapamıyoruz. Balık olarak bir şey veremiyoruz. Gece böceği. Burada yok. Burada var mı? Burada da yok. Üzücü. O zaman bunlar satılacak. Yani yok çünkü. Olmayan bir şeyi niye tutayım elimde, değil mi? Ya da balıklar. Bir dakika, balık mı var elimde? Balıkları da aslında yemek yapabiliyorduk, değil mi? Yapabiliyorduk.
Ben kafam çok karışık. Neyse, satalım. Şu an paraya ihtiyacımız var. Dikkatimiz dağılmasın. Bunları satalım. Bu tuzaklar bir tane hatta iki tanesini satacağım. 10 tane elimizde olsun. Onları da şuradaki sandığa bırakacağım. Köşede dursun. Silahı da bırakacağım. Silah satamıyorum. Satabilsem keşke. Elimden kurtulurum hiç olmazsa. Ama satamıyorum maalesef. Onun dışında elimizde bir tane daha sandık var. Bu sandığı da içeri koyacağım. Yedek bir sandık olarak dursun köşede. Köşeye sıkıştırabiliyor muyum? Sıkıştırabiliyor. Tamam. O köşede dursun. Belki ileride yiyeceklerimiz fazlalaşır. Yer kalmaz. Yer kalmama gibi bir problem yaşamak istemiyorum. Şimdiden hazır olsun. Onun dışında müzemize gittik. Yukarı çıkacağız. Laboratuvara. Laboratuvarda onların hepsini tek tek işleme alacağız. Bakalım neler çıkacak derken bir ara sahne girdi. Merhaba, tam zamanında geldim. Bize yardım edebilir misin? Koltuk mu taşıyorsunuz gerçekten? Tek başıma mı kaldıracağım? Heh. Destekle. Hep beraber kaldırdık ve Scott'ın evine getirdik galiba. Sen burada kal ve herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol et. Kardeş sen arkanı dön ve Millie sen de oradan it. Mi? Nasıl? Nasıl koordinasyondur bu? He, üst katı. Evet. Dönüyoruz, dönüyoruz. Döndür. Ney? Scott dönmüyor. Hep birlikte dönersek işe yarar. Hadi dönelim. Döner demeyi kez. Kanepe bir santim bile hareket etmiyor. Sadece bir kez daha. Oy ver. Tam şimdi gerçekten hareket ediyor. Garip bir muhabbet dönüyor. Ben anlamadım. Bulunduğunuz yerden ne diyor? Kim ne diyor? Kime ne diyor? Bence biraz daha kaldırırsan belki de nakliyecileri çağırmalıyız. Bence de. Belki de haklısın Mini. Pekala, onu aşağı indirelim. Bence dediğim gibi yapsaydı, birazcık daha kaldırsaydı zaten korkulu şey yapardı, geçerdi. Denediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sanırım bazı şeyler dönmek için neymiş? Muhabbeti kaçırdım. Çok hızlı geçtim. Hikayeyi de fazla şey yapmak istemiyorum. Siz de zaten orada durdurup okuyabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi korktum bir an. Dedim ki kapanmış herhalde. Fosil kalıntıların iyileşmesi. Bunu koyalım. Bunu koyalım. İçinden taş çıktı. Bundan da kemik çıktı. Tamam. Bunlar ürün kalitesini iyileştirilmesi derken ha, yok. Bir tesisi geliştirmek. Bu da değil. Ne diyeceğim? Bunları nerede açıyoruz? Jout olarak geçiyor. Anladım. Anladım da fosil ilave edilecek hiçbir şeyiniz yok. Buradan yapamıyor muyuz ya? Aa, bunları nerede kırdırıyoruz? Ya da nerede işleme sokabiliyoruz? Bunlar mutlaka bir şeylere şeyi, madene. Demirci de kapalı. Demirciye vereyim desem, demirci de kapalı. Oldu. Demirci açık mı? Kapalı. Bunu da alalım hazır. O zaman yapacak bir şey yok.
Size tekrar geri dönüyoruz. Onların yerini bulana kadar. En azından demircide şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama elimde balta yok. Baltayı gelişime soktum. Gelişime soktuğum için maalesef ki ağaç maaç kıramıyorum. Ağaç maaç kıramadığım için de doğal olarak sen aslında şuraya çok güzel olursun biliyor musun? Aynen. Bahaneyle bir yerimizde olur. Da sen de geç ki kemikleri bunları vermemiş miyim ben? Bunu verdim diye hatırlıyorum. Neyse bunu alalım. Yo, yağma olarak geçiyor. Dursun bu burada. Bunu sandığa koyalım. Onun dışında verilmeli diye söylüyor. Dört tane. Mektuba bakalım. Hasat Festivali yarın saat 19'da Bümeyli'de gerçekleştirilecek. Hayasat yarışması için en iyi 6 ürününüzü getirmeyi unutmayın. En iyi 6 ürün getirmeyi unutmayın diyor. Şimdi Hasat Festivali bugün mü yarın mı? Ona bir bakalım takvim üzerinden. Yarın. Bugün birinin doğum günüymüş. Ama ben doğuma gidip göreceğim sana. Bakalım. Hava durumu yarın için nasıl? Güneşli diyor. Tamam. Yarın güneşli bir gün. Onun dışında mobilya mağazasına mı gitmem gerekiyor acaba? Bir bakayım. Merkezi kasabalar. Mobilya mağazasına ya da elektronik eşyaları da mutfakla ilgili bir şeyler yapıyor olabiliriz. Peki. Ben burada mı? O kişi burada. Bunun doğum günüydü, değil mi? Benim elimde çiçek var. Fast Travel'la ona gidip de çiçeği teslim edebilirim aslında. Yukarı var mı? Yukarı aslında barla yok arasında. Buradan çıkabiliriz ya. Çıkalım buradan direkt çiçeğimizi teslim edelim. Normalde dediğim gibi bölümün başında böyle biraz küstahça bir şeyler söyledi bize. Ama yine de biz insanlığımızı yapıp hediyemizi takdim edelim. Güzel bir çiçek alalım. Yani güzel bir çiçek verelim daha doğrusu alalım değil. Biz zaten normal konuş bakayım. Bu mu? Hasat Festivali değil ki. Tamam. Tamam. Ver hediyeyi. Çok düşüncelisin. Doğum günü hediyesini teşekkürler. Rica ederim. Böylece ne? Birinin de doğum gününü kutlamış oldum. Arada onu da hallettik. Ama herhangi bir şey vermiyor. Orada şunları hafif ittirelim de. Bom bir şey versin. Belki verir de. Onun dışında buradan bize alalım. Her şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Yolda bile bir şeyler toplamaya çalışıyorum. Burada malzeme olarak ne var? Burada bir şey yok. Bunu alacağım. Satmayı deneyeceğim. Sandıkları mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyorum ki yer alanımız açılsın. Hatta bu zeminleri de al. Bu sandıkta satılsın. Sen zeminler olarak buraya gel. Aynen. Burada ol. Diğerleriyle aynıymış. Bir farkı yokmuş. Ben özel bir eşya zannettim. O yüzden köşeye koymuştum ama değilmiş. Özel değilmiş yani. Bildiğin normal bir materyalmiş. Onun dışında bakayım bunlar kaç gün? 3 gün, 3 gün sonra büyüyecek. 6 gün içinde büyüyecek. Beslenler. Kaç gün? 2 gün. 5 gün. Balkabağı 7 gün. Anladım. Tamam. Benim buraya vereceğim bir şey var mı? Yok. Şuraya vereceğim bir şey var. Biliyorum sağ sol çok yapıyorum ama bir yandan da
Etrafı her yeri kontrol etmeye çalışıyorum mümkün olduğunca ki gerçekten bir şey kaçırmak istemiyorum gün içerisinde. Balı nereye koyduk, oynat bakalım. Orada bir tane boş sandığımız da var hala daha değerlendirmediğimiz. Bunlar burada kalabilir. Bu materyalleri alalım. Altımızı da alalım. Hatta buraya kömür, bronz cevheri, gümüş cevheri bunları alalım. Bunlara gerek yok. Bunlar nadir eşyalar ve canavarlardan çıkan eşyalar. Güzel bir ceyotu da alacağım buradan. Onlarla alakası yok onun. Şöyle yapalım. Aynen. Bunlar yaratıklardan, madendeki o yaratıklardan topladığım eşyalar olarak geçiyor bunlar. Onun dışında buraya ekleme yapmam gereken bir şey var mı? Buraya var mı? Buraya, ha buraya var. Dur. Şunu bunun yanına koyacağım. Aynen. Daha şöyle mi? Böyle yapalım. Daha iyi olur. Şurada boş bir alan görmüştüm. O boş alana bunları tek tek koyacağım ki problem yaşamayalım. Bu buraya, bu buraya, bu buraya. İşlemişler buraya, ham hale buraya olacak şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Aynı sandıkta olsun hepsi. Neyin ne olduğunu bilelim yani ham halini yok işte şey halini ayrı ayrı görmeyelim. Şimdi şunu tamam bunu dolduralım. Bronzlar. Ha, tamam yan yana koymuşum bronzlarla bunu. Güzel. Öz çıkarmıyorum. Bunlar yosun halinde dursun şimdilik. Ama taşı alıp da o taşı cama çevirebilirim. Şöyle bir 20 tane alayım. Elimde olsun. Yok. Nerede o? Ha şurada pardon. 2 tane mi yapabiliyorum? 20 tane. O zaman şöyle yapalım. Tamam. Onun dışında burada, burada değil. Burada mı? Değil. Burada mı? Burada. Yok bu değil. Çöptü ama. Unuttum bak. Şeyi getiriyorum. Burada metali getiriyorum. Şunlar da çalışsın. Burada metal oluşsun. Hepsinde. Burada metal çünkü gerçekten lazım oluyor. İhtiyaç oluyor. Bu arada su kanallarının ikinci seviyesini açtık. Onun için de altın yosun istiyor bizden yani şu. Neredeydi? Üretimde. Bakalım. Nereye kayboldu ya? Bak şimdi bulamam. Heh şu. Bunun ikinci seviyesi açıldı. Daha geniş 24 karelik bir çapı içindeki bütün tarlayı sulayabiliyoruz. Altın yosun istiyor. Tek eksiğimiz o. Gümüş yosunu toparlarız. Hurda metali toparlarız. Ama yani daha doğrusu hurda metali zaten görüyoruz. 246 tane varmış elimizde. Onar taneden. Yani nereden baksan 10 tane yapsak 120 tane falan yapabiliriz rahatlıkla hurda metalde. Ki daha da yapma imkanımız var. O önemli değil. Gümüş yosunu dediğim gibi bir bölüm arasında ben bir kasarım. Altın yosun galiba o balık adamlarının şehrinden. Düz devam ettiğimiz zaman orada altın yosunları bulmaya başlayacağız. Onları bulduktan sonra da büyük ihtimalle kasmaya başlarım. Daha sonrasında bu tarla zaten kış sezonuna gireceğiz. Kış sezonuna girdiğimiz zaman tarlayı yeniden düzenlerken büyük ihtimalle onları da eklerim. Şimdi burada bir minik bir balık tutalım. Burada tutmayalım hatta. Şu köprü de tutalım bu sefer. Bir farklılık olsun. Belki farklı bir şeyler gelir. Yok burası. Burası değil. Burası. At bakalım. İlk defa köprüde tutuyorum. Bilmiyorum belki farklı balıklar gelebiliyormuş. Her mevsim, her döngüde yani sabah, öğle, akşam döngülerinde farklı farklı balıklar gelebilme imkanı olabiliyormuş. Bakalım deneyimleyip görüyoruz. Geçen bölüm arasında madenciliğin oradaki dereden balık tuttum. O müzeye bağışladığımız çoğu balık ve tuttuğum köşedeki attığım çoğu balık
Onlardandı. Yani o madene giden yoldaki dereden topladığım balıktı ve sabahtan başlayıp akşama kadar tuttum. Belki farklı bir balık çıkar diye sabah ayrı balık, akşam ayrı balık diye söylendiği için bir deneyeyim dedim, bir göreyim dedim. Ama tabii ki bunu birçok yerde yapmayı düşünüyorum. Yani bölüm aralarında o yüzden hani size göstermiyorum. Bütün günü balık olarak balık tutmakla geçirdiğimi düşünün. Bunlar sıkıcı gelebilir insanlara. Ondan dolayı sıkıntı değil, ben tutarım. Deneyimlerim, görürüm. Gördükten sonra zaten asıl müzeye bağışlamam gerektiği zamanlar veya ağaç müzesine bağışlamam gerektiği zamanlar size göstermeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Bakın bunları buradan tuttum diyerekten söylerim. Şu ana kadar her ne kadar oltam biraz zayıf kalsa da bunların hepsini zamanla toparlayacağız. Materyallerin hepsini zamanla toparlayacağız. Kırmızı somon tuttum daha önceden. Hatta 110 santim olanından tutmuştum. Daha büyüktü ve daha zordu. Bir abartı söylemiyorum. Bir 7-8 dakika boyunca boğuştum balıkla. Gelmiyordu çünkü. En ufak çekişimde direkt geriliyordu şeyimiz, oltamız. Daha yem olayını yapmadık, yem olayını takmadık. Belki yem takarsak daha böyle epik balıklar gelme şansı artıyor olabilir. Onları da deneyimleyeceğim, deneyimleyeceğim, göreceğim. Duruma göre zaten size de gösteririm. Bak bunlar varmış diye. Öğrenmiş olursunuz. Şu anda da başlangıçta çırpındı ama artık alıştım. Tamamen professional takılıyoruz. Aldım. Gördüğünüz gibi. Gün boyunca hangi işlerle meşgul olursanız ona göre onların seviyeleri artıyor. Onu bilgi olarak vereyim. Bilmiyorum, bazılarınız farkına varmamıştır veya bilmiyordur. Bunu da dipnot olarak ekleyeyim. Ben çünkü gün boyunca neyle uğraştıysam onun becerisi geldi. Öğretici olarak yani farklı farklı zanaat ürünleri de teslim etmiş oldular. Mesela o tarımla uğraştım. Hayvan gibi tarla yapmak için uğraştım. Bütün günümü harcadım hatta. Nereden baksanız her bir tohumdan 25 adet aldım. Farklı farklı. Pahalı değildi tohumlar. Ucuzlarından almaya çalıştım. Ucuzdan pahalıya doğru gitmeye çalıştım. Ama ona rağmen bir 5.000 altın falan harcadım. Evet, 5.000-5.500 altın harcadım. Her bir tohumdan 25 adet alarak. O tarla öyle oldu. Ve bir tane tohum kalmıştı. Onu da siz de zaten bölümde gösterdiğim gibi son bir tohumu da ekmiş oldum. Bakalım. Bilmiyorum geri dönüşü nasıl olacak bize. Dediğim gibi biberler zaten büyük ihtimalle sat ettiğim biberlerin hepsini direkt satışını yaparım. Hiç elimde tutmam. Çünkü onları yeterince stokladım. Şu anlık yeterince stokladım. İlerleyen zamanlarda zaten paramızı iyi kazanırken hiçbir türlü tutmam elimde. Direkt yemeğe çeviririm. Hop, seni de tuttuk. Değişik yani. Şimdi gidelim yatalım, yatmadan önce bakalım şöyle bir neler toplamışız. Evet, müzeye verilmeyen şeyler var. Onları müzeye verelim. Şunları ama satalım. Bunu satalım, bunu satalım, bunu satalım. Bunu da satalım. Mümkün olduğunca para biriktirmeye çalışıyorum. Kalanları, kırmızı somonu vermedik mi biz? Verdik. Evet. Bunu mu vermedik acaba? Bakayım bir dakika. Merak ettim. Bunu mu vermedik? Vermişiz. İki tane şey vermedik değil mi? Ha, tamam. Bunları da satmış olalım. İkisini de müzelik eşya olarak ayıralım köşeye. Bunları da daha sonrasından müzeye bağışlarız. Böylece de mümkün olduğunca para biriktirmeye çalışıyoruz ki mutfağımızı daha da güzelleştirelim. İmkanımız olsun.
Gorilla ilişkimiz gelişmiş bir tarımdan 1612, toplamadan 483, çiftçilikten 615, balıkçılıktan 538, diğerlerinden 291, toplamda 3539 altın kazanmışız. Güzel. O zaman şöyle yapalım. Bu videoluk bu kadar diyelim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see the